1999 yılında Türkiye'den kaçıp Amerika'ya sığındı. Sonrasında ömrünü Türkiye'ye kumpaslar için harcadı. Son olarak darbe girişimiyle herkesin bedduasını aldı. Kimden bahsediyoruz? Silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'den. Gülen öldü. Terörist elebaşının öl ölümü üzerine örgüt yakın sitelerden paylaşım yaptı ve yeğeni de bu paylaşımları doğruladı. 15 Temmuz Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri. Elebaşlığını başlığını Fethullah Gülen'in yaptığı terör örgütü 15 Temmuz 2016 yılında bürokrasi, asker ve polis arasında sızdıkları elemanlar vasıtasıyla milli iradeye baş kaldırıp darbeye kalkıştı. Sokakları kan gölüne çeviren FETÖ halkın iradesiyle başarısızlığa uğratıldı. Binlerce sivilin kanın eline bulaştığı örgüt elebaşı Fethullah Gülen öldü. FETÖ elebaşı terörist Gülen uzun yıllar Türkiye'den kaçıp Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınmıştı. Orada da öldü. FETÖ ile başı Gülen'in öldüğü haberini örgüte yakın siteler ve yeğeni duyurdu. Terörist başının 20 Ekim'de akşam saatlerinde öldüğü belirtildi. Töleebaşı Gülen geçtiğimiz günlerde 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden alınarak Nisan ayında götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülenmişti. FETÖ başı Gülen 1999 yılında Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı. 2015 yılından bu yana da İçişleri Bakanlığı tarafından en çok aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu. Türkiye 15 Temmuz hain darbe girişimiyle anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs eden terörist başı Gülen'in iadesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 kez başvurmuştu.